Arz-ı mevut meselesi. Arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklar. Evet, vaat edilmiş. Şimdi bugün yani Cumhurbaşkanı onu söyledi. Arz-ı mevut var ve bunu gerçekleştirmek için İsrail saldırıyor. Bir kere bence bu kadar radikalize etmeye gerek yok şeyi. Ben yani bunu riskli görüyorum. Birincisi bir kere İsrail'in Lübnan'la zaten hep çatışma halinde. Lübnan'da yaptığı herhangi bir şey Lübnan'a girmesi çıkması Türkiye'nin hedef haline geldiği anlamına gelmez. Bir kere Türkiye hedef haline geliyor psikolojisini de ben şey görmüyorum. Riskli görüyorum. Çünkü ortada folyo yumurta İsrail şu olur. İsrail bize Türkiye'ye saldırabilir mi? Saldıramaz bence. Şu anda saldırmaz. Saldıramaz. Yani Amerika'nın müttefiki NATO üyesi. NATO üyesi yani bir de Türkiye ile çatışmaya başladığı zaman başka bir dünyaya dönüşür her şey. Onun için yani Türkiye'ye saldıracak, saldırma ihtimali var. Üzerine oluşan retoriği ben riski görüyorum. Onun yerine o yüzden şey de olamaz. Türkiye uzlaştırıcı bir rol de oynayamaz. Yani şöyle konuşuyoruz çünkü biz İsrail düşman kuvvet geldi bize de vurmak üzere. Yani böyle bir psikoloji içinde Türkiye. Bu psikolojinin herhangi bir dengeli siyaset yapmaya uygun olmadığını düşünüyorum. Daha sakin bakmak lazım. Birincisi henüz Türkiye ile bir meselesi yok. Biz ona Gazze katliamı nedeniyle eleştiriyoruz. Tepki gösteriyoruz. Tepki göstermeye devam edeceğiz ama çatışma başka bir şey. İki ülke arasında çatışmaya dönüşmesi bir şeyin o başka bir şey. Öyle bir hava da yok, ortam da yok. İsrail'in böyle bir şey düşündüğünü de zannetmiyorum. Yani şimdi Lübnan'a girdi, bize 160 kilometre kaldı. Şimdi gelecekler havasının son derece riskli görüyorum. Ve şey değil yani bu riskli, biz daha dikkatli bir dil kullanmalıyız. Biz daha ortadan gitmeliyiz. Çünkü Türkiye büyük bir ülke, bölgenin en önemli ülkesi. Taraf olmak yerine daha çok uzlaştıran, daha çok işi çözmeye çalışan. Zaten öyle değil mi? Ama şimdi daha çok derken yani. Ya şimdi değil. Şöyle mesela Türk yetkilileri, bizim devlet yetkilileri konuşurlarken çok radikal ifadeler kullanıyorlar. Yani mesela işte yalnız şey değil, Cumhurbaşkanı değil, Dışişleri Bakanı da söyledi. Gelecek Türkiye'ye 160 kilometre kaldı, bizi vurdular, vuracaklar, böyle bir psikolojik ortamı yaratmayı ben zararlı görüyorum. Ama objektif kalmak da çok kolay değil. Çünkü İsrail hakikaten şu an... Ya objektif kalmayalım. İslam dünyasının çok ciddi bir beklentisi var. Ama biz savaşan tarafız. Evet. Havasına girmeyelim. Evet, yani biz savaşan taraf değiliz.